VIP fizik kanalından herkese kucak dolusu sevgiler gençler umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ben de sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün yine tork ve denge sorularının biraz daha üst düzey sorularıyla devam edeceğiz. Tabii ki kaynak olarak yine tercihimiz çap yayınlarının 11. sınıflar için çıkarmış olduğu fizik fasiküllerinin sorularını çözüyoruz. Arkadaşlar bu yayını tercih etmemizin sebebi gerçekten tüm soru çeşitlerine değinmiş olması yani bol bol bütün soru türlerini görebilme imkanını bize sunmasıdır. Şimdi başlayalım videomuza. Eşit bölmeli kendi içerisinde türdeş KVL çubukları. Türdeş dediği zaman çubukların ağırlığını kesinlikle tam ortadan göstereceğiz gençler. Birinci kuralımız budur. Buradan çubukların ağırlığını gösterdik. Peki daha sonra L çubuğunun ağırlığı 20 Nifton olduğuna göre K'nın ağırlığı nedir diyor. Şimdi gençler çubukların burada birbirine bir etki tepkileri var. Yani bu çubuk bu çubuğu aşağı doğru iterken aynı etkiyle aşağıdaki çubuk da bu çubuğu yukarı doğru iter. Yani buna etki tepki diyebiliriz arkadaşlar. L çubuğunun ağırlığını 20 N verdiği için şuraya 20 yazıyorum. K çubuğunun ağırlığını bilmediğim için buraya da GK yazıyorum. Şimdi ben alttaki çubuğa mı tork işlemi yapacağım üstteki çubuğa mı? Arkadaşlar. Şimdi üstteki çubukta en azından bilinen bir 20 değeri var. Alttaki çubukta hiç bilinen bir değer yok. O yüzden üstteki çubuğa tork işlemi uygulayarak soruya başlıyorum. Üstteki çubuğun neresine tork uygulamamız gerektiğini ise şimdi tork uygulayacağımız noktada hiçbir kuvvetin tork etkisi kalmıyor ya. Yani o yüzden tercih olarak ben nereyi edeceğim? Mesela T2 noktasını tork uygulamayı tercih edeceğim. 20 ne tarafa çeviriyor? Bu tarafa çeviriyor. Buradaki yukarı doğru iten n ne tarafa çeviriyor bu tarafa? Şimdi kuvvetler paralel olduğu için açının önemi yok yani sanki açı yokmuş gibi yapacağım n çarpı 4 diyeceğim dönme noktasına uzaklığı eşittir 20 çarpı 2 diyeceğim ve ben buradan n'i 10 olarak bulacağım arkadaşlar. Şimdi daha sonra alttaki çubuğa tork işlemi yapmak için şu n'i yerine 10 olarak yazıyorum. Şimdi alttaki çubuğa göre torku ise şu ipin olduğu yere göre alacağım. GK çarpı 1 diyeceğim. Tok noktasına uzaklığı 1. N çarpı yani 10 çarpı 1 diyeceğim. Dolayısıyla buradan GK'nın da 10 olduğu anlaşılmış olacak. Bakın şuradaki etki tepkiyi yukarıdaki çubuk için ayrı kullandım. Aşağıdaki çubuk için ayrı kullandım. Yönlerine dikkat edin. Yukarıdaki çubuk için yukarı doğru olan eni kullandım. Alttaki çubuk için alta doğru olan eni kullandım. Ve dolayısıyla GK'yı buldum. T1 ve T2'yi soruyor bize. O da şöyle bulunabilir. Şimdi T1 bu çubuğu yukarı doğru çekenler. Aşağı doğru çekenler GK ve 10 var. GK da 10'du zaten. GK artı 10 eşittir T1 diyeceğim. Ve ben T1'i 20 olarak bulacağım. T2'ye gelince yukarı doğru çekenler kimler? Burada bu çubuğu N var. Bir de T2 var yukarı doğru çeken. Onu da şuraya yazıyorum. N artı T2 eşittir. Aşağı doğru bu çubuğu çeken sadece 20 var. O zaman 20 diyorum. Dolayısıyla n de benim için kaçtı? 10 bulmuştum. T2'yi de 10 olarak buluyorum. Kısacası hem T1'i hem T2'yi bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 120 Nm ağırlığındaki türdeş küreyi şekildeki gibi uygulanan F kuvveti basamaktan çıkarabiliyor. F kuvvetinin büyüklüğü kaç Nm'dur diye bize soruyor. Şimdi gençler burada tork noktası şu tam merdivenin olduğu yerdir. O yüzden siz F kuvvetini uzatıp tork noktasına olan dik uzaklığını bulmanız lazım. Aynı şekilde kürenin ağırlığı tam O noktasından olacağı için bunu da böyle uzatıyoruz. Bir kere bunları gösteriyoruz. Daha sonra şöyle tork noktası bu merdivenin tam bu noktası olduğu için F'in dönme noktasına olan uzaklığı neresi olmuş oluyor arkadaşlar? Şu mesafe olmuş oluyor bakın. Bu mesafe ne kadardır? Şimdi tamamı şuradan 10 var. Şuradan da 10 var. Tamamı 20. 4'ünü düştüğünüz zaman burasının 16 olduğunu görüyorsunuz. Yani sistemi bu tarafa doğru çeviren bulunmuştur. F çarpı 16 diyeceğiz. Diğer tarafa çeviren kürenin ağırlığı 120. Onu şuradan şöyle gösterecektik. 120 olarak. Peki bunun dönme noktasına uzaklığı, dik uzaklığı şurası değil midir? Dik uzaklık. Burası da gördüğünüz üzere nasıl bulunabilir? Şöyle bir üçgen yapalım şurada. Üçgenin bu kısmı 10. Şurası 10'du. 4'ünü çıkarsanız buraya 6 kalır. Yarı çap 10 ya arkadaşlar. Buraya da 8 kalır. Yani kısacası 120 çarpı da 8 demem gerekiyor. Bunların işlemini sadeleştirdiğim zaman F eşittir 60 olarak bulunur arkadaşlar. Devam ediyorum. O noktasından geçen dik eksen etrafında dönebilen levhaya türdeş oluşturulmuş düzgün cisim F kuvvetiyle dengelenmiştir. Her bir kare 4 Nifton olduğuna göre F kuvveti kaç Nifton'dur? Şimdi gençler yine bu levhanın önce kendi kütle merkezini göstermeniz lazım. Levhanın kütle merkezi tam şuradan aşağı doğrudur. Tamam mı gençler? Ve buraya kaç yazacağız? Her bir levhanın ağırlığı, her bir tanesinin ki kaçtı? 4'tü. Burada 6 tane olduğuna göre buradan 24 yazacağız. Dönme noktası olarak tabii ki O'yu tercih edeceğim. Dönme noktasına olan dik uzaklığın bakın şu mesafedir. Yani 1.5 diyebilirim. Hani burası 1 burası da yarımsa 1.5. O zaman bu tarafa doğru çevirenler ne olmuş oluyor? 24 çarpı 3 bölü 2 oluyor 1.5. Eşittir. Diğer tarafa çeviren ise F var. F'i uzattığınız zaman şuradan geçiyor. Yani dönme noktasına mesafesi 1 olduğunu görüyorsunuz F'in. O zaman buraya da F çarpı 1 diyorum. Ve 24 çarpı 3 bölü 2'nin sonucu 36 çıkar arkadaşlar. F de 36 olarak bulunmuş olur. O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli düzgün türdeş kale cisimleriyle dengededir. Buna göre çubuk kaç Newton ağırlığındadır? Çubuk türdeş dediği için çubuğun ağırlığını tam ortadan şuraya G yazarak gösteriyorum. Şimdi tork almam nokta gereken noktanın O noktası olduğu çok açık. Şimdi buradan makara vasıtasıyla 20 Nifton'u bağladığınız için bu ip 20 Nifton'luk gerilecek ve bu çubuğu yukarı doğru 20 ile çekecektir arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çeviren nedir? 20 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 20 çarpı 5 yukarı çevirenler aşağı çevirenler hem bu var hem de bu var arkadaşlar. K çarpı 2 yani 5 çarpı 2 var. Artı G çarpı 3 var. Yani 3G var. 10 100'den 10 çık, 90 eşittir 3g olduğu için çubuğun ağırlığı 30 olarak bulunuyor arkadaşlar. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk, şekildeki gibi dengededir. İp gerilmesini soruyor. Arkadaşlar çubuğun ağırlığı önemsiz olduğu için tamamen gördüğünüz kuvvetler var, başka hiçbir şey yok, eklemeyeceğiz yani. Şimdi öncelikle T1 sistemi ne tarafa doğru çekiyor? Bunların oklarını böyle çizmeniz çok değerli arkadaşlar. T2 ne tarafa doğru çekiyor? Böyle çekiyor. G ne tarafa? Aşağı tarafa çekiyor. Bir kere sistem dengededir dediği için bu kelimenin hakkını verelim. Hem toplam tork sıfır diyeceğiz. Yani sağa çeviren sola çeviren. Hem de toplam kuvvet sıfır diyeceğiz. Yukarı çeken aşağı çekenler eşit diyeceğiz. Şimdi torku istediğim noktaya göre alabilirim. Ancak T1'e göre tork alırsam T1 kuvvetinden kurtulurum. Çünkü bir kuvvetin kendisi dönme noktasından geçerse torkunun alınmayacağını belirtmiştik daha önce. Şimdi G ne tarafa çevirmiş oluyor arkadaşlar? Aşağı. T2 ne tarafa çevirmiş oluyor? Yukarı. O zaman tork yapalım. 30 çarpı 1 biliyorsunuz şuraya uzaklığını alıyorum. Eşittir T2 çarpı kaç diyeceğim arkadaşlar? 3. 3 T2 30 ise her T2 10 olarak bulunmuş olacak. Şimdi ikinci kuralımız neydi? Yukarı çekenler aşağı çekenlere eşitti. Yukarı çeken T1 artı T2'dir. Aşağı çeken ise 30'dur. Ben T2'yi 10 bulduğum için T1'in de 20 olması gerektiğini anlıyorum. Dolayısıyla sorunun cevabını bu şekilde bulabiliyoruz. Ağırlığı 30 nifton olan eşit bölümlü türdeş çubuk dengedeymiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi türdeş dediği için ağırlığını tam buradan aşağı doğru 30 olarak bir kere göstermemiz gerekiyor. Şimdi gençler ben size eski videolarımda şöyle bir kısa yol öğretmiştim. Şimdi birinci desteğin tepki kuvveti burada N1 diyoruz. İkinci desteğin tepki kuvvetine buradan N2 diyoruz. Şimdi N1'e mi çok yük düşer, N2'ye mi? N1'e yakın olduğu için N1'e çok düşer. Bakın şu uzaklık 1 bir birim, şu uzaklık 2 birim. Bunları tam tersi olarak vereceksiniz. Yani N2'ye 1K vereceksiniz. Hani bunun birini N2'ye vereceksiniz. Bunun uzaklığı olan 2'yi de ötekine vereceksiniz. Yani N1'e ne vermeniz gerekiyor? 2K. Dolayısıyla başlangıçta 1 nolu desteğin tepki kuvveti 10 Nifton'dur diyor. Şimdi yukarı çekenler kaç K oldu? N1 ve N2'yi toplayın. 3K. 3K aşağı doğru çeken 30 sa. her K'nın 10 olduğunu görüyorum. Yani N1'in 20 olduğunu N2'nin ise 10 olduğunu görüyorum. Soru bana 1'in tepkisi 10'dur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. K çengeline 10 nifton. L çengeline 20 nifton asılırsa diyor. O zaman şuradan şöyle bir 10 yapalım. 10. L'ye de 20 yapalım. Bakalım ne olacak. Şimdi gençler sonradan astığımız 10 ve 20. Tam şurada buluşmaz mı? 10 kere 2 20 yapıyor. 20 kere 1 20 yapıyor. Onlar tam burada buluşur değil mi? O zaman 10 ve 20'nin toplamı 30'u. Tam buradan yazabilirim ben. Aşağı doğru 30 diye yazabilirim. Yani şu 10'un üstünü çiziyorum. Şu 20'nin de üstünü çiziyorum. Çünkü onları 30 olarak burada buluşturdum. Şimdi sistemin kütle merkezi yine değişmedi ama aşağı çekenler 60 oldu. Yukarı çekenler de 60 olması lazım. Yani bu sefer 2k k daha 3k'nın 60 olması gerektiğini düşünüp her k'nın 20 olacağını söylüyorum. O zaman n1 2 tane k olduğu için 40 olacaktır. N2 bir tane K olduğu için 20 olacaktır. Bana da burada 2 nolu desteğin tepkisi 20 diyor. O zaman bu doğru arkadaşlar. Gelelim. K çengeline 20 Nifton. Şimdi önce bu yaptıklarımızı bir silelim. K çengeline 20 Nifton. Şöyle asıyorum. 20 Nifton. L, L ve M çengelinin her birine 10 Nifton. Şuraya bir 10 Nifton astım. Şuraya da bir 10 Nifton astım. Şimdi böyle olursa bir nolu desteğin tepki kuvveti iki nolu desteğin iki katıdır. Yani N1'in 2K, N2'nin de K olacağını söylüyor. Bakalım doğru mu? Deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu aşağı doğru çeken 20, 30, 10 ve 10. Bunları buluşturmaya çalışalım bir yerde. Örnek veriyorum şu 10 ve şu 10. İkisi de eşit olduğu için tam şurada 20 olmayacak mı arkadaşlar? 20 olacak. Şimdi bunların üstünü artık çizebilirim. Bu 20 ile en soldaki 20, yani K noktasından asılan 20 nerede buluşur peki? Arkadaşlar bakın aralarında 4 birim olduğu için tam ortası şurası olacaktır. Yani 20 ve 20 tam 30'un olduğu yerde 40 olarak buluşacaktır. Dolayısıyla artık bu 20'lerin de üstünü çizebilirim. Yani bütün sistemin kütle merkezi yine 30'un olduğu yerden oldu. O zaman N1'e 2K, N2'ye de K olayı doğru oluyor. Yani sorunun cevabı 3 doğru, 2 doğru, 1 yanlış. Cevap denizi çıkıyor. Bu soruda paralel kuvvetlerin bileşkesi bilgisini kullandık arkadaşlar. Gelelim böyle bir soruya. Her birinin ağırlığı 20 nifton olan türdeş kare levhalar dengede tutuluyor. F kuvvetinin minimum değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz bu kare levhaların dördünü bir yerden gösteremeyeceğimiz için ikili ikili buluşturmamız lazım. Yani şu tanesinin tanesininkini şuradan göstereceğim. Şu iki tanesininkini de buradan göstereceğim. İkili ikili bir kere bunları yazacağız. Ve bunların değerlerini yazalım. Her birinin ağırlığı 20 dediği için şuraya bir 40 yazıyorum. İki tanesi için şuraya da bir 40 yazıyorum. Şimdi F kuvveti eğer fazla olursa bak bir hayal edin olayı. F kuvveti fazla olursa nereden döner sistem? Şuradan döner ve devrilir. Bu tarafa devrilir. Peki F kuvveti çok az olursa bu seferde nereden devrilir sistem? Şuradan devrilir. İşte soru bize F kuvvetinin minimum değerini sorduğu için ben tork noktası olarak şu kırmızıya boyadığım yeri alacağım. O zaman sorunun çözümüne başlıyorum. F ne tarafa çeviriyor buradan ittiği için? Bu tarafa çeviriyor. Bu 40 ne tarafa çeviriyor? Aşağı doğru çeviriyor. Yani F ile aynı yöne çeviriyor. Peki diğer 40 ne tarafa çeviriyor arkadaşlar? O da bu tarafa çeviriyor. Şimdi tork işlemine başlıyorum. 40 çarpı 1 bölü 2 diyorum. Bakın şu mesafe 1 bölü 2. Artı F çarpı kaç F'in uzaklığı uzatıyoruz nokta nokta yaparak ve dönme noktasına uzaklığının bakın 2 birim olduğunu anlıyorum. Eşittir diğer tarafa çeviren 40 çarpı uzaklığının zaten 1 olduğu çok belli. 40 çarpı 1. Şimdi buradan 20 artı 2 F eşittir 40 geliyor. Dolayısıyla 2 F 20 olduğu için F'in 10 nifton olacağını anlıyoruz. Eğer F kuvvetinin maksimum değerini bize sorsaydı bu sefer nereye göre tork alacaktık arkadaşlar? Aynı işlemi şuraya göre yaparak sonucu bulacaktık. Devam edelim arkadaşlar. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk. Şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvveti sıfır olabilir. Yani hangi iplerdeki gerilme sıfır olabilir? Şimdi bu çubuğa türdeş dediğine göre arkadaşlar. Bu çubuğun ağırlığını siz kesinlikle şuradan göstermek zorundasınız değil mi? Ağırlığını buradan gösterdik. Peki dengenin şartlarını yazalım. Mesela birinci şartı neydi? Toplam kuvvet sıfır olacak. Bir şartı da neydi? Toplam tork sıfır olacak. Yani hem dönmeyecek hem de yukarı çekenler aşağı çekenleri verecek. Şimdi arkadaşlar burada T1 ipinin aşağı doğru çekmek zorunda olduğunu biliyorsunuz. Eğer T2 sıfırsa yani T2 sıfır olabilir mi onu araştırıyorum. Eğer T2 sıfırsa aşağı çeken ne olur? Hem G olur hem de bu ip olur. Yukarı çeken de T3 olur. Gayet mantıklı bir sistem görünüyor ve dengede kalabilir. Yani 2 numaralı ipin gerilmesi sıfır olabilir. Bakalım 1 numaralı ipin gerilmesi sıfır olabiliyor mu? Eğer bunun gerilmesi sıfırsa bu sefer yukarı doğru T2 çeker. Yukarı doğru T3 çeker. Ve baktığınızda yine yukarılar aşağılara eşit olabilir ve böyle bir sistem gayet güzel bir şekilde dengede kalabilir. 3'ü incelemeye gelince yine diğerlerini silelim arkadaşlar 3'ü incelemek için. 3 numaralı ipin gerilmesi 0 yukarı doğru çeken şu arkadaşlar. Aşağı doğru çeken hem T1 var başka bir de G var. Şimdi bu yok bu ipi unutun buna 0 dedik. Şimdi aşağı çekenler nerede buluşur? Burada bir yerde buluşur ya da burada ya da burada. Aşağı çekenler bu bölgede buluşurken yukarı çeken burada olduğu için bu sistemin dengede kalma şansı yok. Çünkü sizin bir çubuğu dengede tutabilmeniz için yukarı çekenle aşağı çekenin aynı doğrultuda buluşması gerekiyor. Bu şartı sağlamadığı için 3 numaralı ipin gerilmesi sıfır olamaz. Sorunun cevabı 1 ya da 2. Ağırlığı önemsiz K, L çubuğu destekler üzerinde iken L ucuna P ağırlıklı yük asılıp dengede tutuluyormuş. K ucuna en az G1 en fazla G2 ağırlığı asılarak dengede bozulmadığını söylüyor. Yani en az asılabilecek ağırlığın G olduğunu söylüyor. En çok asılabilecek ağırlığında 4G olduğunu söylüyor. Şimdi gençler ben buraya G ağırlığını asarsam yani en az ağırlığı asarsam bu sistemin dönme riski ne tarafa doğru oluşur? Bu tarafa doğru bir risk oluşur. Çünkü bu tarafa az ağırlık astıysan bu tarafa dönme riski oluşur. Bu tarafa dönen çubuk nereden dönmeye başlar? Şu destek üzerinden dönmeye başlar. Bu destek üzerinden dönerken bu desteğin tepkisi de sıfır olur. Çünkü o destekten artık çubuk hafif bir ayrılma yaşıyor. Dolayısıyla bu noktaya göre bir tork işlemi yapıyorum. P'nin bu noktaya uzaklığı 2 birim. O yüzden P çarpı 2X eşittir diyorum. G'nin bu noktaya olan uzaklığı 3x artı y'dir. G çarpı 3x artı y diyorum. Şimdi gelelim ikinci şarta. Adam diyor ki eğer buraya 4G asarsan 4G'lik bir ağırlık asarsan bu sefer de maksimum ağırlık. Yani bu tarafa dönme riski oluşuyor sistemin. Sistem bu tarafa dönme riski taşırken siz bu sefer tork noktası olarak hangi noktayı seçmeniz gerekiyor? Artık bu nokta dönmez. Artık top noktası olarak şurayı seçmeniz gerekiyor. Çünkü sol taraf güçlü. Artık burayı sıfır alacaksınız. Buradan ayrılıyor. O zaman 4G'yi sadece Y ile çarpmanız lazım. P'yi ise arkadaşlar kaçla çarpmanız lazım? Bakıyorum. 2X, 5X ile çarpmanız lazım. Yani P çarpı 5X demeniz lazım. Şimdi taraf tarafa oran yaparak soruyu bitiriyorum arkadaşlar. Buradan P'ler ve X'ler gidiyor. 2 bölü 5 kalıyor. 2 bölü 5 eşittir. G'ler gidiyor arkadaşlar. Yukarıda 3x artı y kalıyor sadece. Aşağıda ise 4y kalıyor. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 15x artı 5y eşittir 8y gibi bir sonuç çıkıyor. Karşıya at 3y kalıyor burada. Burada da 15x kalıyor. Ve soru bana y uzunluğu kaç x dediği için her tarafı 3'e bölüyorum y uzunluğunun 5x olduğu sonucuna ulaşıyorum sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Ağırlığı ihmal edilen KL çubuğu 15 Nifton ağırlığındaki yük ve 5 Nifton büyüklüğündeki kuvvete dengede tutulmak isteniyor. Çubuk yükün bağlı olduğu noktadan kaç metre uzaktan asılmalıdır diyor. Yani bu çubuk şuradan bir yerden diyor asacağız ama diyor burası ne kadar mesafededir. Yani ağırlığın bağlı olduğu yere uzaklığını sorduğu için ben buraya x diyorum. Buradan astığım için torku da buraya göre yapacağım arkadaşlar. 15 bu tarafa çeviriyor. F de yukarı çeviriyor. 15 çarpı x oluyor bu tarafa çevirenler. Diğer tarafa çeviren ise 5 çarpı 4 artı x mesafesi var. Bunları sadeleştirmelerini yaptığınızda 3x'in 4 artı x'e eşit olduğunu, 2x'in 4 olduğunu ve x'in de 2 olduğunu anlıyoruz. O noktasından serbestçe dönebilen düşey düzlemdeki levhaları F1 ve F2 kuvvetleri uygulanmıştır. Hangi levhalar şekildeki gibi dengede kalabilir diyor. Önce biz burada 4 tane levhanın kütle merkezinin yani ağırlıklarının nerede buluşacağına baktığımızda gençler şuradan bir yerden aşağı doğru bir ağırlık oluşması gerektiğini anlıyoruz. Buradaki levhanın ise aşağı yukarı şuradan bir yerden ağırlığının olması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü 3 tane yukarıda var bir tane aşağıda var burada bir yerde buluşur. Burada ise 3 tane solda bir tane sağda olduğu için sol tarafa yakın yani şuralarda bir yerde levhanın kütle merkezi ağırlık merkezi oluşacaktır. Daha sonra tork noktasını da bildiğim için arkadaşlar diyorum ki levha kendi ağırlığıyla bu tarafa doğru çevirmeye çalışırken F1 ve F2 diğer tarafa doğru çevirmeye çalıştığı için birinci sistem dengede kalabilir tabii ki. Sağa çeviren var sola çeviren var. İkinci sisteme baktığımda F2'nin zaten torku gidiyor. F1 ne tarafa çeviriyor? Aşağı doğru ittiği için bu tarafa çeviriyor. E çubuğun kendi ağırlığı yani 4 tane karenin kendi ağırlığı da bu tarafa doğru çevirdiği için bu sistemin dengede kalması söz konusu değil. Diğer taraftan baktığım zaman şimdi dönme noktası şurası olduğu için çubuk kendi ağırlığıyla bu yönde dönmeye çalışıyor. Şimdi F1 buradan ittiği için o da bu yönde. F2 de buradan ittiği için o da bu yönde çevirmeye çalışıyor. Herkes aynı yöne çevirmeye çalıştığı için bu sistemin de dengede kalma gibi bir şansı yok. Sorunun cevabı yalnız 1'dir. Şekildeki görülen ağırlıksız ve düzgün KT çubuğuna 6 Nifton 12 Nifton uygulanmış. Diyor ki çubuk nereden hangi yönde asılırsa dengede kalır. Arkadaşlar yukarı doğru 12 var mı? Var. Aşağı doğru 6 var. O zaman sizin aşağı doğru bir 6'ya ihtiyacınız var. Aksi takdirde sistem dengede kalmaz. 6 6 12 yapacak. Yukarı da 12 yapacak. Şimdi sizin aşağı doğru çeken altınız burada olduğu için yukarı doğru çeken altınız 12'niz de burada olduğu için diğer altınızı kesinlikle buradan asmak zorundasınız. Çünkü 6 ve 6 yani aşağı doğru çeken altılar tam nerede buluşur? Burada buluşur 12 olarak. Yukarı çeken de 12 olduğu için sistem bu şekilde dengede kalır. Yani cevabımız R noktasından eksi Y yönünde olmalıdır şeklinde söylüyoruz. Bu soruya geldiğimizde ise paralel kuvvetlerin açılarının öneminin olmadığını önceki videolarımda bahsetmiştim. Yani çubuğun ağırlığıyla F1 birbirine paralel ve F2 birbirine paralel. İster 60 olsun ister 37 olsun sonuçta paralel. Paralel olduğunda açı alınmaz. Şuralara bir birim dediğinizde ikisinde de denklemin ne olduğunu göreceksiniz. F1 çarpı 2 eşittir aşağı çeviren G çarpı 1. Ötekine geleceksin. F2 çarpı 2 G çarpı 1 diyeceksin. Kısacası f1 de f2 de aynı değeri verecektir. O zaman sonuç 1 çıkacaktır. Devam ediyorum. Şekildeki levhaya O noktasından asılmış bu eksen etrafında dönebilmektedir. F1, F2, F3 kuvvetleri levhayı ayrı ayrı dengede tutabilmektedir diyor. Bakın şuradaki cümlenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Ayrı ayrı dengede tutmak ne demektir? Yani sadece F1 de dengede tutuyor, F2 de dengede tutuyor. O zaman F1'in torku F2'nin torkuna eşittir. O da F3'ün torkuna eşittir. Çünkü niye? Bunlar hepsi aynı levhayı dengede tutuyor. O yüzden torkları birbirine eşit. Şimdi F1'i uzattığınızda kaç birim uzaklığı var dönme noktasına? 3 birim. O zaman yazıyorum. F1 çarpı 3 eşit olmalı. f 2 uzattığınızda gençler bir birim mesafeden geçtiğini görüyorsunuz. F2 çarpı 1 diyorum. F3'ün ise zaten 4 birimlik mesafeden uygulandığını görüyorsunuz. Şimdi bu şartlar altında siz bunları 12'de eşitlediğinizi düşünün. Buna 4f demeniz gerekiyor, 12 olsun. Buna direkt 12 demeniz gerekiyor. Buna da 3f demeniz gerekiyor. Dolayısıyla f2 en büyük, sonra f1, sonra f3 cevabı bulunacak. Eşit bölmeli özdeş türdeş çubuklar dengededir. Tepki oranlarını soruyor. Şimdi alttaki çubuğun kütle merkezini tam buradan göstereceksiniz üstteki çubuğun kütle merkezinde tam buradan göstereceksiniz. Şimdi iki çubuğun da ağırlıkları eşit olduğu için bu iki çubuğun kütlesi nerede buluşur dersem de onu da tam buradan göstereceksiniz. Değil mi arkadaşlar? Bu nedir? Aynı yönde paralel kuvvetlerin bileşkesidir. Yani siz buna işte 6G dediğinizi düşünün. Örnek veriyorum 6 parçadan oluştuğu için. Buna da 6G dediğinizi düşünün. Ben size diyorum ki 6 ve 6 nerede buluşur arkadaşlar? Siz de bana diyorsunuz ki hocam tam ortada 12G olarak buluşur. O zaman bunları artık almanıza gerek yok. Sadece 12 varmış gibi düşüneceksiniz. Peki sistemin kütle merkezinin bu desteğe uzaklığı 2 birimse, bu desteğe uzaklığı ise 3 birimse ne demiştik arkadaşlar? Tam tersini vereceğiz değil mi? Yani buraya 3K diyeceğiz, buraya 2K diyeceğiz. Yani onun uzaklığını ona, onun uzaklığını ona vereceğiz. O zaman K'nın tepkisine 2K demiştik. L'nin tepkisine ise 3K demiştik. Sorunun cevabı direkt 2 bölü 3 olarak bulunacak. Bu soruya geldiğimizde ise arkadaşlar çubuğun ağırlığını türdeş dediği için ortadan gösteriyorum. Şimdi şuranın uzunluğuna A, şuranın uzunluğuna da A diyelim. Sonuçta bilmiyorum. F çarpı 2A diyoruz. Eşittir G çarpı A diyoruz. Bu açıların önemi var mı? Yok. Neden? Paralel kuvvetler olduğu zaman açı alınmaz demiştim. Dolayısıyla ben buradan F'in A'lar gidiyor ve G bölü 2 olduğunu buluyorum. F nelere bağlıdır? Şimdi alfa açısına bağlı değil. Söylemiştim. Açı paralel olduğu için açının önemi yok zaten. Çubuğun uzunluğuna bağlı mı? Bağlı değil. Çünkü ben buraya A desem de A'lar sadeleşiyor. B desem de veya 3A desem de yani her türlü sadeleşiyor. Peki çubuğun uzunluğuna da bağlı değil. Ağırlığına bağlı mı? Arkadaşlar tabii ki bağlı. Çünkü eğer bu 30 olursa sonuç 15 çıkar. Bu 60 olursa sonuç 30 çıkar. Kısacası çubuğun ağırlığına bağlıdır hangilerine bağlıdır dediği için cevap B şıkkı. Arkadaşlar bu soruya geldiğimizde ise ipli sorularda biraz tehlikeli sorular aslında. İplerin iki tane çubukla kullanıldığı sorularda iplerin yönlerini bulmanız lazım. Yani T1 ipi alttaki çubuğu yukarı doğru böyle çekiyor. Ve bu ip de alttaki çubuğu bu tarafa çekiyor. Ama aynı ip üstteki çubuğu ise aşağı doğru çekiyor. Bunu unutmayacağız. Üstteki çubuğu ise aşağı doğru şöyle çekiyorlar. Şimdi T2 ne tarafa çekiyor? O da aşağı doğru böyle çekiyor. Artık tork işlemine başlayabilirim. Gençler ben bu yükün ağırlığına 2P dersem 1P'sini bu ipin taşıdığını 1 psinin de bu ipi taşıdığını söylememde bir sakınca yok. Aynı ip olduğu için buralara da ben P'ye P, ye P ye yazmam gerekiyor. Ve üstteki çubukta ben T2'yi aradığım için şu ipe hiç ihtiyacım yok. Buraya göre tork alıyorum. T2 ne tarafa çeviriyor? Bu tarafa çeviriyor. Uzaklığı kaç? 1. Yani T2 çarpı 1 eşittir. Diğer tarafa çeviren buradan bir ip vardı. Şu tarafa çeviren. P çarpı 1 diyorum o yüzden. Artı diğer ip de bakın kaç birim uzaklıktan çeviriyor. Tork noktasına 3. O zaman P çarpı 3 diyorum. Dolayısıyla T2'nin 4P olduğunu buldum. T1'in zaten 1P olduğunu sorunun başında bulmuştum. P bölü 4P'den sorunun cevabını denizli olarak buluyorum. Ağırlığı P olan düzgün türdeş çubuk dengededir. Düşey duvar sürtünmesiz, yer de sürtünmelidir diyor. Ona o zaman yerin sürtünmesi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar duvarın çubuğa uyguladığı bir tepki kuvveti vardır. Şöyle N olarak bunu gösteriyorum arkadaşlar. Peki yerin de çubuğa uyguladığı şöyle bir tepki vardır. Bir de arkadaşlar bu çubuğu sola doğru iten olduğu için sağa doğru da sürtünme olmak zorundadır. Aksi takdirde ne olmaz? Sistem dengede kalmaz. Peki, çubuğun ağırlığını da şuradan aşağı doğru g olarak gösterirsem gelelim torklarını nasıl bulacağız? Şuna N diyorum, duvarın tepki kuvveti ya da N1 diyorum. Şuna da N2 diyorum, yerin tepki kuvveti. Buna da Fc diyorum. Ve arkadaşlar FS N1'e e eşit olmak zorundadır. Yani sistemi sağa çekenler sola çekenlere eşit olmak zorundadır. Aşağı doğru ağırlığı çubuğun P'ydi. Peki nereye göre tork alacağım? Arkadaşlar alttaki şu noktaya göre tork alırsanız hem FS'den hem N2'den kurtulursunuz. Torkları falan olmuyor biliyorsunuz. O zaman P ve N1'i bulursunuz. Zaten N1 FS eşit olduğu için kısacası FS'yi de bulmuş olursunuz. Buraya göre tork yaptığımda n 1in uzaklığı şu değil mi? Şu değil midir arkadaşlar? Dik uzaklığı dönme noktasına. Bunların uzunluklarına da 5 5 diyelim. Hani 3 4 5'ten yararlanmak için. Şurası 53 derece olduğu için 90'ın karşısı 10'sa 53'ü gören yer 8'dir diyorum. O zaman N1 çarpı 8 eşittir. Diğer tarafa çeviren P çarpı kaç diyeceğim? Şurası 90. Şimdi 95'i görüyorsa şurası 37 olduğu için burası da 3 birimi görecek. Kısacası P çarpı 3 demem gerekiyor. Dolayısıyla ben N1'i ne buluyorum? 3P bölü 8 buluyorum. N1 FS'ye eşit olduğu için sürtünme kuvvetini de ben 3P bölü 8 olarak bulmuş oluyorum. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın diyorum.